Sayın seyirciler iyi akşamlar. Saatler 19'u gösteriyor. Güney Asya'nın gelişmeler ve detaylarla hem de dünyada yaşanan önemli olaylarla ana haber bültenimiz başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz efendim. Ne yoğun bir gündemin ardından şekillenen haber bültenimizin başında meclis çalışmaları olacak. Zira Meclis Genel Kurulu bugün olağanüstü toplanıp seçim ve halk oylaması geçici kurallar yasa önerisini kabul etti. Yasa önerisiyle Aday listeleri iptal edilen siyasal partiler ilgili ilçe seçim kurullarına yarın saat 18'e kadar başvurarak cinsiyet kotasına uygun olarak düzenlemiş listelerini sunabilecek. Vatandaşların fiyat artışlarından etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınıyor. Konunun Bakanlar Kurulu'nda değerlendirildiğini belirten Başbakan Ünal Üstel, faiz fiyat artışlarının önüne geçilecek, suistimaller önlenecek. Yaş, sebze ve meyve referans fiyatları belirleme komitesi kuruluyor açıklaması yaptı. Diğer yandan bütçe çalışmaları sürüyor. 2023 mali yılı bütçe tasarısı bugün Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde görüşülmeye başlandı. Ve Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Jov, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunuyor. Joff temasları çerçevesinde bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Joff iki ülke ilişkilerini geliştirmek istediklerini ifade etti. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu Başkanlığı'nda Narenciye sektöründe yapılacak çalışmaların ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Bu tür toplantıların iki ayda bir gerçekleştirilmesi konusunda da görüş birliğine varıldı. İşte bu haber başlıklarının detayları ve daha fazla gelişmeyle ana haber bültenimiz artık başlasın. Önemli bir gelişmenin detaylarıyla başlayalım. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu seçim ve halk oylaması geçici kurallar yasa önerisini kabul etti. Yasa önerisiyle aday listeleri iptal edilen siyasal partiler ilgili il ilçe seçim kurullarına yarın saat 18'e kadar başvurarak cinsiyet kotasına uygun olarak düzenlenmiş listelerini sunabilecek. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, UBP ve CTP milletvekillerinin sunduğu seçim ve halk oylaması geçici kurallar yasa önerisinin görüşülmesi gündemiyle olağanüstü toplandı. Meclis Başkanı Zorlu Töre Başkanlığı'nda toplanan genel kurulda ilk önce meclise grubu bulunan UBP ve CTP'nin sunduğu seçim ve halk oylaması geçici kurallar yasa önerisinin ilgili komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi. Genel kurulda daha sonra bu çerçevede hazırlanan eski önerinin geri çekildiği milletvekillerinin bilgisine sunuldu. Genel kurulda bu aşamada seçim ve halk oylaması geçici kurallar yasa önerisinin ilgili komitede ele alınmasına olanak sağlanması için birleşme 30 dakika ara verildi. Meclis Genel Kurulu yasa önerisinin Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nde görüşülmesinin ardından yeniden toplandı. Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nin yasa önerisine ilişkin raporu okundu. Komitenin öneriyi oy birliğiyle kabul ettiği aktarıldı. Yapılan oylamanın ardından seçim ve halk oylaması geçici kurallar yasa önerisi genel kurulda oy birliğiyle kabul edildi. Bahse konu yasa önerisi belediye meclis üyeliklerine aday gösteren bazı siyasal partilerin, partilerin siyasal partiler yasasının %30 cinsiyet kotası kuralına uymadığı gerekçesiyle iptal edilen listelerini yeniden düzenlemesine olanak sağlıyor. Aday listeleri iptal edilen siyasal partiler ilgili ilçe seçim kurullarına yarın saat 18'e kadar başvurarak cinsiyet kotasına uygun olarak düzenlenmiş listelerini sunabilecek. Vatandaşların fiyat artışlarından etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınıyor. Bu açıklama Başbakan Ünal Üstel'den geldi. Başbakan Üstel, faiz fiyat artışlarının önüne geçebilecek, suistimaller önlenecek, yaş sebze ve meyve referans fiyatları belirlemesi komitesi kuruluyor, dedi. Genel Başkanı Başbakan Ünal Yücel'in açıklaması şöyle. Hükümet olarak önceliğimiz bir yandan üreticiyi koruyarak üretim artırmak, diğer yandan da vatandaşların mağdur edilmesinin önüne geçmektir. Çalışmalarımızı halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek, refah seviyesini artırmak temel yaklaşımıyla sürdürüyoruz ekonomik sorunların aşılması, vatandaşın alım gücünün korunması yönünde kararlar üretmeye devam ediyoruz. İşte bu çalışmalarımız kapsamında hükümetimiz fiyat artışlarından vatandaşın olumsuz etkilenmemesi ve suistimallerin önüne geçilmesi için yeni tedbirler alıyor. Bu çerçevede yaş sebze ve meyve fiyat artışını önlemek, üretici ve tüketicileri koruyacak fiyat oluşumuna katkı sağlamak, erişilebilir gıdaya ulaşılması için tavsiye sebze fiyatını belirlemek üzere yaş sebze ve meyve referans fiyatlarının belirlenmesi amacıyla bir komite oluşturulması kararı alındı. Bu kararlara önümüzdeki dönemde yenilere eklenecek. İthalatta fiyat artışlarının önüne geçilmesi için de önemli bir adım atıldı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ticaretin 5 Aralık'tan itibaren Türk lirasıyla yapılması zorunlu hale geldi. Bizzat benim girişimlerim sonucunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihracat genelgesinde yapılan değişiklikte. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ihracatlarında 5 Aralık'tan itibaren gümrük beyannamesinde ihracat bedelinin Türk lirası olarak beyan edilmesi ve bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunlu hale getirildi. Bu önemli bir adımdır. Bu atılan adıma ek olarak piyasada suistimallerin önüne geçmek için mal ve hizmetler düzenleme ve denetim değişiklik yasa tasarısını bakanlar kurulumuza götürülmek üzere hazırladık. Bu değişiklik yasa tasarısıyla 1997 mal ve hizmetler yasa fahiş fiyat artışı tanımı eklenerek bunun suç olarak düzenlenmesi öngörülmüştür. Hazırlanan değişiklikle ayrıca istifçilik suçunun hem denetimli malların ötesinde uygulanabilmesi hem de bu suçun işlenmesiyle ilgili normal mesai tanımının netleştirilmesi amaçlandı. Bunların sonucunda bakanlık ve veya bakanın yetkili kılacağı kalite ve fiyat denetim memuru tarafından fahiş fiyat denetimi yapabilecek ve olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleriyle diğer acil durumlarda dahil herhangi bir zaman satışa sunulan mal ve hizmetlerin maliyet fiyatlarındaki artış gibi haklı bir sebebe dayanmaksızın ve veya maliyet fiyat artışını aşacak şekilde yapılan aşırı ve adil olmayan fiyat artışının cezalandırılabilmesinin yasal zemini oluşturulmuş olacaktır. Bu tasarıyı en kısa sürede hayata geçireceğiz. Son dönemlerde kamuoyunun gündeminde en ön sırada yer alan et fiyatları konusunu da Bakanlar Kurulu'nda değerlendirdik. Hükümet olarak her zaman üretimin ve üreticinin yanında olmayı, üretimin devamlılığını bir politika olarak görmekte bu çerçevede üretim sektörlerini desteklemeye devam etmekteyiz. Bu anlayışla hayvancılık sektörüne destek veriyoruz. Ekim ayından itibaren süt fiyatlarında yapılan iyileştirme yanında küçük baş hayvan üreticisine kilogram başı 1.25 Türk lirasıyla büyük baş hayvan üreticisine kilogram başı 0.25 Türk lirası arpa desteği uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca bu desteklerin devamlılığı konusunda hükümet olarak çalışma ve çabalarımız devam etmektedir. Yine girdi maliyetlerinde önemli yer tutan elektrik desteği konusunda 10 kuruş olan destek 70 kuruşa çıkarılmıştır. Bunlar ve bunun gibi desteklerin amacı üretimin devamlılığı, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve bunun neticesinde halkımıza daha uygun fiyatta süt ve et ürünlerinin ulaştırılmasının sağlanmasıdır. Son günlerde özellikle canlı hayvan fiyatlarında gözlenen artış ve bu alanda oluşan haksız rekabet koşulları ciddi sorunlara neden olmuş olup sektörleri birbiriyle çatışma noktasına getirmiştir. Bu konuda ilgili birliklerin iyi niyetlerine rağmen maalesef fiyat istikrarının sağlanamadığı görülmüştür. Bu gelişmeler ışığında yapılan maliyet hesaplamaları çerçevesinde canlı hayvan fiyatlarının küçük baş kilosu 70 Türk lirası ve büyük baş kilosu 80 Türk lirası olarak üreticilerden alınması ve buna göre kasap ve marketlerin perakende fiyat oluşturması yönünde piyasaya katkı konulması ancak bu çerçevede hareket edilmemesi durumunda Toprak Ürünleri Kurumu tarafından yerel üretim maliyetleri de dikkate alınarak piyasa ihtiyacına ve fiyat istikrarına yönelik karkas et ithali yapılması konusu da değerlendirilmiştir. Ayrıca ülkede yıllardan beri hayvancılar ve kasaplar tarafından kullanılan ve şikayet konusu olan hayvan alım satımındaki okka ölçü biriminin kullanılmasının önüne geçilecektir. Okka kullanımının yasak olduğu ve bunun yasal cezası bulunduğu gerçeğinden hareket ederek Aralık ayından itibaren metroloji yasası kapsamında Ticaret Dairesi ve Hayvancılık Dairesi tarafından kilo kullanımı denetlenecektir. Okka kullanan kasap veya hayvancılara yasa kapsamında gerekli cezalar uygulanacaktır. Hükümetimiz yapılacak piyasa denetimlerine ek olarak, yaş sebze ve meyve fiyat artışını önlemek, üretici ve tüketicileri koruyacak fiyat oluşumuna katkı sağlamak, erişilebilir gıdaya ulaşılması için tavsiye sebze fiyatını belirlemek üzere yaş sebze ve meyve referansı, referans fiyatlarının belirlenmesi amacıyla bir komite oluşturulması kararı aldı. Bu kapsamda yaş sebze ve meyve fiyat artışını önlemek, üretici ve tüketiciyi koruyacak fiyat oluşumuna katkı sağlamak bağlamında toptancı satış fiyatı belirlenmesinde katkı koymak amacıyla bakanlık ve birlik temsilcilerinden oluşacak olan yaş sebze ve meyve referans fiyatları belirleme komitesinin kurulması kararı alındı. Bu komite önümüzdeki haftadan itibaren düzenli olarak her hafta toplanacak ve gerekli çalışmaları yapacaktır. 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bugün Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi'nde görüşülmeye başlandı. Yeni yılın bütçe yasa tasarısında 35 milyar 850 milyon Türk Lirası gider, 32 milyar 800 milyon Türk Lirası gelir öngörülüyor. Bütçede öngörülen 3 milyar 50 milyon Türk liralık açığın iç kaynaklardan karşılanması hedefleniyor. 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde görüşülmeye başlandı. Komite, Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Can açılış konuşmasıyla saat 10.10'da başladı. Can Altay bütçenin hayırlı olmasını diledi kamu mali yönetimi idari başarı açısından kritik bir role sahiptir diyen Can Altay, bütçenin plan ve program dahilinde yapıldığı zaman halkın refahına olumlu yansıdığını söyledi. Can Altay projelerin önemine işaret etti ve gelir kaynaklarını artırmaya çalışırken tasarrufa da önem verilmesi gerektiğine değindi. Unutmayalım ki halkın refahı için tek aracımız bu bütçenin kendisidir arkadaşlar. Devletin kaynaklarının en adil kullanımını garanti altına alacak bir mali planın benimsenmesi, bütçenin isabetli bir fonksiyonu yerine getiren, getirerek kamu politikasının gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Bütçe sistemi, hükümetin finansal bir politikaya sahip olmasına olanak sağlar mali ve bütçe disiplininin önemine işaret eden Can Altay, Türkiye ile yürütülen politikalarla başarının yakalanacağına inancını dile getirdi. Can Altay, genç girişimci ve esnafın kalkınmasının desteklenmesinin de önemli olduğunu belirtti. Cumhuriyetçi Türk Partisi adına konuşan milletvekili Fikri Toros da, ana muhalefet olarak bütçenin içeriğine ilişkin eleştiri yaparken fikir ve argümanları ortaya koyacaklarını söyledi. Görüşmelerde bütçenin sadece rakamlardan ibaret değil, bir performans olduğunu aktaracaklarını kaydeden Toros, gelecek nesillerin kendilerini güvende hissedebilecek koşulların yaratılması için politikalara yön vermeye devam edeceklerini anlattı. Kıbrıs sorununa da değinen Toros, Avrupa Birliği stratejileriyle uyumlu stratejilerin önemine işaret etti. Toros, gelirlerin artırılması ve mali disipline göre harcama yapılması gerektiğini söyledi. Gelirlerin artırılması ve mali disiplin elde edilebildiği kadar harcama yapılması borçlanma ihtiyacını asgariye indirmesi noktasında zaruridir. Gelirlerimizin artırılması gerekliliği bağlamında halen mevzuat dışı olan ve dolayısıyla vergilendirilemeyen ekonomik faaliyetlere ilişkin yasal düzenlemeler daha fazla geç kalmadan yapılmalıdır. Toros hayatı ucuzlatmak için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. Maliye Bakanı Ali Şanşan da amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için kaynakların verimli kullanılmasının önemli olduğunu söyledi. Küresel gelişmelerin olumsuz etkilerinden bahseden Şan, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği, Kıbrıs Türk halkının çalışması, özveri ve dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelindiğini ve gelinmeye devam edileceğini kaydetti. Bütçe açığının kapatılması ve ekonomideki olumsuzlukların giderilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokollerle bunun üstesinden gelindiğini vurgulayan Şan, bütçenin iyi planlanmasının önemine işaret etti. Şan, yeniden yapılanma projeleriyle daha verimli hizmet için otomasyon alanında pek çok proje gerçekleştirdiğini anlattı. 2023 mali yılı bütçe yasa tasarısı sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması, üretime dayalı büyümenin artırılması ve istihdamının önünün açılması mali disiplinin sağlanarak devam ettirilmesi, yapısal tedbirlerin uygulamaya konulması, ekonomik istikrarlı bir ekonominin istikrarlı bir hale getirilmesi, mevcut kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanarak kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılması, Hedefiyle hazırlanmıştır. Belediyelere aktarılan mali kaynakla ilgili bilgi de veren Bakan Şan, belediyelerin kendi ayakları üzerinde durmayı hedeflemesi gerektiğini belirtti. Şan, turizm ve eğitim gibi temel ekonomik sektörlerin ülke ekonomisine katkılarının analizlerinin bu çerçevede teşvik ve yatırımların yeniden gözden geçirilmesinin temel hedefleri olduğunu anlattı. Şan teknolojik altyapıyı süratle geliştirerek otomasyon sistemi sayesinde denetime ihtiyaç duymadan vergi kontrol ve denetim sistemini kurmak hedeflerimiz arasındadır dedi. Şan sorunların çözümüne ve geleceğe yönelik somut ve uygulanabilir önerilerin tartışılacağı, ilgili tüm bakanlık ve kurumlara yol gösterici olunacağı bir süreç yaşanması temennisinde bulundu. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de Rum tarafının Avrupa Birliği'ne üye olduğunu ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olmadığını, Rum tarafına katkı yapıldığını ancak Türk tarafına katkıların çok az olduğunu anlattı. Avrupa Birliği böyle bir adaletsizlik yapmamalıdır diyen Töre, sorunların Kıbrıs Türk tarafından kaynaklanmadığını, Rum tarafının hayallerinden kaynaklandığını söyledi. Töre, Kıbrıs Türk tarafının dünyadan izole edilmesi bizim suçumuz değildir dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yardıma muhtaç ve ekonomik sıkıntılar içerisinde olan kesim bulunduğunu kaydeden töre bu kesimlerin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının sosyal refah seviyesinin artacağına inşallah işsizlik de vardır, işsizliğe de ciddi oranda çözümler getirileceğine inanmaktayım. Ana muhalefet partisinin meclis bütçe komite başkan yardımcısının da eleştirilerinin dikkate alınarak incelenmesi gerektiğine de inanıyorum. Cumhurbaşkanına uzanalım. Zira Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badarajov Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne temaslarda bulunuyor. Jov temasları çerçevesinde bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. İki ülke ilişkilerini geliştirmek istediklerini kaydeden Jov, Cumhurbaşkanı Tatarı ülkesine davet etti. Uluslararası toplumla bütünleşmek için çalıştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatarsa, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek öğretim dışında turizm gibi başka alanlarda da geliştirilmesinin önemine dikkat edecekti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Jofu'yu kabul etti. How are you, I'm very happy to receive My Thank you. Thank President. Yeah. Okay. Yes. Yes. Very nice to Kabulde konuşan Jov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gambia eğitimine olan katkısına işaret ederek iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmek istediklerini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yaptığı ziyaretin bu isteklerinin bir göstergesi olduğunu kaydeden Jov, ileriki günlerde işbirliklerini değerlendirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine bir heyet göndereceklerini ifade etti sadece eğitim alanında değil birçok alanda işbirliğinin geliştirilebileceğini söyleyen Job, yapılacak görüşmelerin ardından iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalanabileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Banjul'a davet eden Jov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Gambiya arasındaki ilişkileri ileriye taşımak istediklerine vurgu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gambiya insan kaynaklarına katkıda bulunduğunu belirten Badara Gambiya Cumhurbaşkanı, hükümeti ve halkı adına teşekkür etti. Dış politikanın kimse tarafından dikte edilemeyeceğini kaydeden Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı, eğer çıkarlarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği yapmaksa ve bu her iki ülke içinde kazan kazan durumu yaratıyorsa o zaman bu konuda ilerlemeliyiz. Başkalarının ne düşündüğünün önemi yok diye konuştu. Joff konuşmasını ziyareti mümkün kılan herkese teşekkür ederek tamamladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da Gambiya Devlet Başkan Yardımcısını ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uluslararası toplumla bütünleşmek için çalıştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle yüksek öğrenim alanında birçok başarısı olduğunu, 144 ülkeden öğrencinin ülkede eğitim gördüğünü söyledi. Son 20 yılda binlerce öğrencinin ülkedeki üniversitelerden mezun olduğunu ve ülkelerine dönerek başarılı yerlere geldiğini kaydeden Tatar, bunun kendilerini memnun ettiğini belirtti. Gambia Devlet Başkan Yardımcısı Joff'un da davetini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Tatar, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek öğretim dışında turizm gibi başka alanlarda da geliştirilmesinin önemine işaret etti halklarımızın çıkarları için daha çok çalışabiliriz diyen Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için bakanların köprü görevi görebileceğini kaydetti. Tatar, ülkede eğitim gören Gambiyalı öğrencilerin kendileri için önemli olduğunu belirterek, öğrencilere iyi bir eğitim olanağı sağlamak için devletin elinden geleni yaptığını söyledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de Almanya İslam Toplumu Milli Görüş Heyeti ile bir araya geldi. Töre kabulünde Kıbrıs Türk'ünün milli değerlere, Türklüğe ve İslam değerlerine sahip çıkmak mecburiyetinde olduğunu söyledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan Almanya İslam Toplumu Milli Görüş Heyetini kabul etti. Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde konuşan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Rum tarafının Kıbrıs'ı Türklere karşı tutumunu anımsatarak Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in de buna seyirci kaldığını söyledi. Kıbrıslı Türkler aleyhinde AB ve BM platformlarında alınması istenen kararların veto edildiğine değinen Töre, Güvenlik Konseyi'ni de yanlı tutum sergilemekle suçladı. Türk'üm ve Müslüman'ım diyen ülkelere karşı, insanlığa karşı da maalesef uluslararası bir takım kuruluşların başta Birleşmede Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği'nin ciddi ayrımcılığı söz konusudur hem hepsini bilerek davranmamız lazım ve biz kendi milli değerlerimize, Türklüğümüze, milletimize ve tabii ki mensubu olduğumuz İslam'den, İslam ümmetindeniz ve Türk milletinin mensubuyuz. Bu değerlerimize milli görüş içerisinde tabii ki sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Milli görüşün bu anlamda önemli çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaları yakından takip ettiğini vurgulayan Töre, heyet üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti ve EBA hakkında bilgi aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu başkanlığında ülkede faaliyet gösteren tüm narenciye ihracatçıları, narenciye ihracatçılar birliği yetkilileri, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın ihracatla ilgili yetkilileri, Maliye Bakanlığı Gümrük Dairesi ile Tarım Dairesi yetkililerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde gerçekleşen toplantıda narenciye ihracatında gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları, narenciye konusunda kapasite artırımıyla farklı türde ürünler üretimi yoluyla ihracatın artırılması yollarının neler olabileceği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ihraç konusu ürünlerin analiz raporlarının sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılıp ayrıca Türkiye'de yapılmaması için akrediti olmuş ve modern cihazlarla donatılmış yeni bir laboratuvar kurulması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gümrüklerinde kullanılmak üzere X-ray cihazı alım ve temini konusunda çalışma yapılması, narinciye paketleme tesislerinin bakım ve rehabilitasyonunun yapılması konusunda çalışma yapılması kararlaştırıldı. Bu tür toplantıların iki ayda bir gerçekleştirilmesi konusunda da görüş birliğine varıldı. Metin Feyzoğlu'nun Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi'nin önderliğinde gerçekleşen, başkanlığında gerçekleşen bir başka toplantıda narince sektörüyle ilgili sıkıntıların ve yapılacak çalışmaların ele alındığı haberi ekranlara taşıdık. Diğer gelişmelerle devam edelim. Kırsal kalkınma ihtiyaç analizi bölge toplantılarının ilki güzel yurtta gerçekleşti sayın seyirciler. Kırsal kalkınma ihtiyaç analizi bölge toplantıları projesi kapsamında toplamda 11 bölgede toplantılar düzenleneceği ve bununla birlikte her bölge için önceden duyuru yapılacağı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 2022 İktisadi ve Maliye İşbirliği Anlaşması kapsamında kırsal kalkınma ihtiyaç analizi bölge toplantılarının ilki Güzel Yurt'ta yapıldı. Güzel Yurt Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda Tarım Bakanlığı tarafından sunum yapıldı. Sunumda hibe programlarına vatandaşların site üzerinden nasıl giriş yapacağı ve bu programların başvuru detaylarını öğrenmeleri sağlandı. Sunum sonunda üreticilerin hibe programları kapsamına girmeyen taleplerinin tespitine yönelik olarak anket ve formlar dolduruldu. Açıklanan hibe programları yanında Kıbrıs Türk çiftçi ve hayvancısının ihtiyaçlarının doğru tespiti için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları, TİKA, YAGA, Çukurova Kalkınma Ajansı ile işbirliği içerisinde bölge toplantılarının planlandığı da kaydedildi. Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Bölge Toplantıları Projesi kapsamında toplamda 11 bölgede toplantılar düzenleneceği ve bununla birlikte her bölge için önceden duyuru yapılacağı bildirildi. Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Bölge Toplantıları kapsamında ikinci toplantının 2 Aralık Cuma günü Lefke'de düzenleneceği, ön başvuru sürecinin ise 9 Aralık'ta son bulacağı duyuruldu. Evet, şimdi de az önce belirttiğim Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MEP-EBA hakkında bilgi aldığı haberi getirelim ekranlara. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan ve beraberindeki yetkililerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MEB EBA ile ilgili yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Büyükelçilikte gerçekleştirilen toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MEB EBA'nın yeni dönem faaliyetleri hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MEB EBA, okul yöneticilerini, öğretmenleri ve öğrencileri eğitsel bir platformda buluşturuyor. Zengin ders içeriklerinin yanı sıra sosyal paylaşımı ve iletişimi destekleyen dijital bir eğitim platformu olma özelliği taşıyor. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitimin dönüşmesi çalışmalarında önemli bir rol üstleniyor. Yine bir kabul haberi var sırada. AK Parti Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciliği Kadın Kolları heyetini kabul eden Meclis Başkanı Zorlu Töre, bizim için en büyük Türk milleti, Türk ordusu ve anavatan Türkiye'dir diyerek Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den adalet beklenemeyeceğini belirtti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Selime Güntaş Işık Başkanlığındaki AK Parti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği Kadın Kolları Heyetini kabul etti. Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde konuşan AK Parti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği Kadın Kolları Başkanı Selime Güntaş Işık, yeni yönetimlerin oluşmasının ardından çalışmalara başladıklarını söyledi. Işık, 2023'teki seçim çalışmalarına yoğunlaştıklarını ifade ederek sadece seçim odaklı değil, kültürel ve toplumsal olarak katkı koymak istediklerini ifade etti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sorlu Töre'de konuşmasında siyasi partilerin kadın kollarının etkin çalışmalar yapmasının çok önemli olduğunu ifade ederek tüm üyelere çalışmalarında başarılar diledi. AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür söylemini kendisinin sıklıkla tekrarladığını anımsatan Töre, Güvenlik Konseyi üyelerinin dahi bu yapının değişmesi gerektiği konusunda fikirleri olduğuna değindi. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıslı Türklere birçok alanda uyguladığı tutum gibi temel insan hakları konusunda ne kadar başarılı olduklarına soru işareti olduğunu vurgulayan Töre, 1964'ten önce de Adada bulunan Birleşmiş Milletler'in katliamlara seyirci kaldığını söyledi. Dolayısıyla bizim için en büyük Türkiye'dir. Bizim için en büyük Türk askeridir, Türk ordusudur. Birleşmiş Milletler değildir. Yine Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nden adalet beklerseniz daha çok beklersiniz sözü de çok gerçekçi bir ifadedir. Çünkü Avrupa Birliği de Müslüman olursanız başka bir tavır takınıyor. Ama Hristiyan olursanız başka bir takır, tavır takınıyor. Nitekim Avrupa Birliği son Türk Devletleri e, teşkilatına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olmasını e, tenkit etmiştir, beğenmemiştir, hazmedememiştir. Yani Avrupa Birliği ülkeleri olabilir, İskandinav ülkeleri birliği olabilir, Amerika Birleşik Devletleri olabilir. E, Asya Birliği olabilir, başka bir bağımsız devletler topluluğu olabilir. E, ama Arap Birliği olabilir ama Türk Devletleri Teşkilatı olursa olmaz. Bu doğru değil yani böyle bir yaklaşım. Tamamen bağnaz bir yaklaşımdır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. E, dolayısıyla biz kendimiz toparlanmalıyız. Milli birlik ve beraberliğimizi sağlamalıyız. Sayın seyirciler, Girne'de 8 Mart 2020'de işlenen Elif Lord cinayetiyle ilgili karar bugün açıklandı. Tahammüden katillik, adam öldürme, kanunsuz bıçaklaşma ve uygunsuz davranış sarhoşluktan suçlu bulunan Abdullah Çelik, 35 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Girne'de 8 Mart 2020'de Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde işlenen Elif Lord cinayetiyle ilgili karar açıklandı. Banu Soyer Başkanlığındaki Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Elif Lord'u ekmek bıçağıyla 11 yerinden bıçaklayarak öldüren Abdullah Çeli'ye tam müden katillik, adam öldürme, kanunsuz bıçak taşıma ve uygunsuz davranış sarhoşluktan suçlu buldu. Girne Kaza Mahkemesi Abdullah Çeli'yi 35 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme ayrıca oy birliğiyle Çelik'i cinayeti planlayarak işlediği yargısına vardı. Mahkeme kararında Abdullah Çelik'in Kadınlar Günü gibi özel bir günde eski sevgilisi Elif Lord'un gönderdiği çiçeği kabul etmediği için 11 yerinden bıçaklayarak hayattan kopardığını vurguladı. Kararda işlenen vahşi cinayetin hafifletici unsuru olmadığına vurgu yapıldı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Genel Sekreteri Adil Onalt'tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kasaplar Birliği'nin ithal et satışına izin verilmesi yönündeki çağrısına yanıt geldi. Onat, ithal et satışına izin verildiği gün hayvancıların sokaklarda eylemde olacağını söyledi. Kasaplar Birliği'nin Acımasız... Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Genel Sekreteri Adil Onalt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kasaplar Birliği'nin ithal et satışına izin verilmesi yönünde yaptığı açıklamaların acımasız ve hayvancıları küçük düşürücü olduğunu söyledi. Onalt, Hayvancılar Birliği Başkanı'na yalancı, hayvancılara da kaçakçı yaftası yapıştırılmasını eleştirdi. Bugün halkta bir algı yaratmaya çalışırlar. İşte hayvancı fiyatı yükseldir, hayvancı yükseldir, Hayvancının fiyatları stabildir. Bugün süpermarketlerden et alanınan alan köy kasapları ve bazı kasaplarda satılan et fiyatları arasında çok büyük farklar vardır. Kasapların yaptığı açıklama kınayan Onalt, hayvancının memleketin etsiz ve sütsüz kalmaması adına çalıştığını kaydetti. Adil Onalt kasaplarla hayvancıların mahkemelerde hala devam eden davaları olduğunu da dile getirerek kasapların hayvancılara verdiği zararın maddi olarak çok büyük olduğunu söyledi. Bazı kasaplarda kuzu 200 220 230 civarıdır. Bazılarında 300 civarıdır. Aradaki farkı hükümetin devletin denetlemesi gerekir. Bugün hayvancının verdiği fiyat da bellidir hayvancının verdiği fiyat da belli değil, Bakanlığın anda görüştüğümüz konularda bu işlerin görüşülmeyeceğini bile bize söylediler. Bu fiyatlar gittik sonra ve bu fiyatlarda biz gelin birlikte fiyat açıklayalım dememize rağmen bize hiç yanaşmadılar. Kasaplardaki et fiyatlarının denetlenmesi gerektiğini de vurgulayan Onalt, ithal et iznine onay verilmesi durumunda eylem kararı alacaklarını da vurguladı. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nin 32. olan genel kurulu yapıldı. Tek aday ve listeyle gerçekleşen olağan genel kurulda Dima Çoğaner yeniden birlik Başkanı oldu. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nin 32. olağan genel kurulu Girne Akapulko Resort Otel'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı genel kurul başkanlık divanının oluşturulması, Atatürk şehitler ve hayata veda eden otelciler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Genel kurulda konuşan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dima Çağaner, pandemi nedeniyle sektörün çok zor günlerden geçtiğini belirterek, pandemi süresince pandemi sürecinin yönetilmesi ve pandemi sonrasına hazırlık için çok çalıştıklarına ifade etti. Ulaşımda fiyat artışlarından, fahiş fiyat artışlarından en çok mağdur olan otelcilik sektörümüzdür. Turizm acentecilik sektörümüzdür. Ve turizmden ekmek yiyen ve turizmin katma değer yaratmış olduğu tüm sektörlerimizdir. Bu anlamda katılımcı bir şekilde sektörleri de içine alacak çalışmaların ivedilikle başlatılması çağrısını genel kurulumuzdan hükümetimize yapmak zaruretini hissetmiş bulunmaktayım. Çağner yeni dönemde ana hedeflerinin başta ulaşım sorunu, girdi maliyetleri ve istihdam sorununun çözülmesi olduğunu vurguladı. Genel kurulda mesajların okunmasının ardından Çelebi Garden Otel direktörlerinden Buse Çelebi ve Girne Turizm Meslek Lisesi müdür muaveni Erin Sağday için sunumları yer aldı. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun da 960 milyon dolarlık yıllık getirisi olan turizm sektörünün ülke dış ticaret açığının %63'ünü kapattığını anımsattı. Covid-19 döneminde turizm sektörüne katkıda bulunan dönem hükümeti ve acente ve otellere iki ayrı hibe imkanı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ne teşekkürlerini sunan Orhan Tolun, turizmde henüz 2019 yılı rakamlarına ulaşılamadığını kaydetti. Başbakan Yardımcılığı Turizm Gençlik ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç da turizm fonundan gelen gelirlerin turizmde kullanılması konusunda istenilen noktaya gelinemediğini belirtti. 2022 yılında 3 milyon euro olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm bütçesinin ekonomik gelişmeler nedeniyle bugün 2 milyon euroya denk geldiğini dile getiren Aktunç, bu şartlarda Akdeniz Çanağı'nda turizm rekabetinde yer almanın çok güç olduğunu ifade etti bu pastanın adil bir şekilde toplumun daha geneline yayılması. Eğer bir, biz e, bir şeye sahip çıkmak istiyorsak, toplumun aidiyet duymasını istiyorsak, içselleştirmesini istiyorsak, toplumun geneline yayacağız bu parayı. Bu para, turizm pastasını toplumun geneline yaymak zorundayız. Alternatif turizm şekillerini, toplumdan turistin daha fazla bir araya geldiği turizm şekillerini bir şekilde çoğaltmamız gerekir ki toplum bunun gerçekten turizmi hissetsin damarlarına kadar. Diğer tarafı yerli istihdam. Yerli istihdamda sadece devleti eleştirmemiz gerekir. Bu ülkede eğer kendi ara üzerinde duran bir ekonomi istiyorsak, her bakımdan işte cari açığımız, herkesin hak ettiği maaşlarını alabileceği bir sektör istiyorsak, bir ekonomi istiyorsak, Tek demeyeyim ama en büyük turizmdir. Ya. Bunu bir kere herkesin anlaması gerekiyor. Olan genel kurulda konuşmaların ardından yönetim kurulu faaliyet ve mali rapor okunup üyelerin onayına sunuldu. Tek aday ve listeyle gerçekleşen genel kurulda Dima Çağner yeniden Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı oldu. Yerel seçim 2022'ye doğru ilerlerken partilerin ve adayların çalışmalarına göz atalım. Şimdi de Ulusal Birlik Partisi Gazi Mausa Belediye Başkan Adayı Erdal Özcenk yerel seçimlere ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. UBP Gazi Mausa Belediye Başkanı adayı Erdal Özcenk, Belediye Başkanı İsmail Arter'e nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede Arter'le Özcenk hem sağlık hem de Gazi Musa ve Gazi Mosa Belediyesi ile ilgili konuları istişare etti. UBP Gazi Musa Belediye Başkan Adayı Erdal Özcenk konuşmasında Başkan İsmail Arter'in 25 yıllık dost olduğunu, Gazi Musa Devlet Hastanesi'nden başlayarak beraber çok yollar yürüdüklerini ifade ederek Gazi verdiği hizmetler için Başkan İsmail Arter'e teşekkür etti. Başkan İsmail Erser'le birlikte yürüyecekleri çok yol olduğunu, herkesin amacının Gazi Maus olduğunu, el birliğiyle bu amaç için çalışacaklarını belirtti. Özcenk bu görevin bir bayrak yarışı olduğunu, kısmet olursa bu bayrağı kendisinin taşıyacağını ifade etti ve hepimizin amacı Gazi diye konuştu. Özcenk son olarak Başkan İsmail Erser'le her zaman dost olduklarını ve öyle kalacaklarını sözlerine ekledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi de 25 Aralık'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediye başkan adaylarıyla birlikte Yeni Boğaziçi, Mor ve İskele'de ziyaretler gerçekleştirdi. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı adayı Slavsar İncülü ise Basketbol Federasyonu'na konuk oldu. Yeni Boğaziçi Belediyesi CTP Başkan Adayı Şifa Çolakoğlu, Yeni Boğaziçi ve Mor Menekşe'yi ziyaret ederek bölge halkının sorunlarını dinledi, projelerini ve hedeflerini anlattı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekillerinin de eşlik ettiği Çolakoğlu, dertlerinin yurda kalışı izler bırakmak olduğunu söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ise Yeni Boğaz ülkenin en hızlı büyüyen bölgelerinden biri olduğuna dikkat çekerek hızlı gelişmekte olan bölgelerde çok hızlı önlem alınması gerektiğinin altını çizdi. Erhürman ve heyeti CTP'nin desteklediği İskele Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Doktor Mehmet Şenol'la birlikte Boğaziçi Köyü'nü de ziyaret etti. İskele'ye CTP'nin belediyecilikteki vizyonunu getirmeye hazır olduklarını belirten Mehmet Şenol, projelerini ve hedeflerini aktardı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı adayı Sıla Ulusar İnceli ve beraberindeki HS Basketbol Federasyonu'nu ziyaret etti. Görüşmede yerel yönetimlerle sporun nasıl daha çok entegre olabileceği konuşuldu. Sporun evrensel bir şey olduğunu bilerek engellerin aşılabilmesi için birlikte çalışmalıyız diyen İncirli, Basketbol Federasyonu'nun yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını kaydetti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Belediyesi Başkan Adayı Murat Şenkul, artan kontrolsüz nüfusla birlikte şehrin ciddi güvenlik sorunları yaşadığını belirtti, halkın karanlık sokaklara mahkum edildiğini söyledi. CTP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Şenkul, çok basit çözümlerle diğer bazı beldelerde olduğu gibi Kıptek'le işbirliğinde bu sorunu çözeceğini söyledi. Yeniden Doğuş Partisi yerel seçimlere yönelik aday tanıtım şöleni düzenledi. Yeniden Doğuş Partisi'nden yapılan açıklamaya göre YDP, yerel seçimlere yönelik belediye başkan ve belediye meclis üyesi adayları için Yakında Üniversitesi'nde aday tanıtım şöleni yaptı. Şölen'de konuşan YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık Bulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bu seçimi siz değerli dava arkadaşlarımızla birlikte, zaferi ulaştırmak boynumuzun borcu. Bunun için yola çıktık, Allah yolumuzu açık etsin ifadelerini kullandı. Arıklı, hükümet ortakları olarak yerel seçimlerden güçlü çıkmaları gerektiğini belirterek, YDP halkın umududur dedi. Gecede Arıklı yaptığı konuşmanın ardından adayları bölgelerine göre sahneye çağırarak partililere takdim etti. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Harmancı ise seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Memurları Sendikası Basketbol Federasyonu ve Halk Sanatları Vakfı'nı ziyaret etti. Lefkoşa için yaptıkları icraatları aktardı. Önümüzdeki dönemle ilgili projeler hakkında bilgiler verdi. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP'nin LTB Başkan Adayı Mehmet Armancı, sıkı bütçe disiplini uygulayarak, kaynaklara sahip çıkarak, LTB'nin hizmetlerini iyileştirip geliştirdiklerine, öz kaynaklarla yatırım yapmaya başladıklarını ve Lefkoşa'yı hak ettiği yarınlara hazırladıklarını söyledi. Harmancı, Hamitköy Dumlu Pınar Kanalizasyon ihalesinin 2019 yılında AB tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti bize politik engel koyuyor gerekçesiyle duraklatıldığını belirtti. Harmancı, AB yetkililerine Kıbrıs Cumhuriyeti'nin engellemelerine karşı Kıbrıs Türk toplumunun haklarını korumakla yükümlü olduklarını hatırlattık. Bu engel kaldırılana kadar Haspolat'ta AB'nin uygulamak istediği ve sadece Kıbrıs Cumhuriyeti'ni rahatlatacak bir projeyi de biz blokladık bu konuda ciddi bir baskı unsuru olmaya ve geri adım atmadan müzakere etmeye devam edeceğiz, dedi. Seçim çalışmalarını sürdüren Güzel Yurt Bağımsız Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy da öğrenci ve turiste yönelik projelerine dikkat çekti. Güzelyurt Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reşat Kansoy, Güzelyurt için öğrenci ve turiste daha çok hitap edecek projeleri olduğunu belirtti. Reşat Kansoy internet üzerinden yayımlanan bir programda güzel yurt hak ettiği değeri bulmuyor. Güzel yurdun potansiyelini ortaya çıkarmak ve düşüşü terse çevirip çıkış grafiği yakalamak için projelerimiz hazır dedi. Turiste ve öğrenciye küs bir güzel yurt yaratıldığını iddia eden Kansoy, çarşının yanlış restore edildiğini, bu nedenle esnafın mutsuz olduğunu, projeleri arasında esnafı memnun etmek amacıyla çarşının tekrardan restorasyonunun bölgeyi öğrenci ve turist için çekim merkezi yapmak amacıyla bazı caddelerin yayalaştırılmasının projeleri arasında olduğunu ifade etti. Ve e Girne'ye uzanalım. Girne Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Zeki Çöler, Girne Mahalli Barosu'nu ziyaret etti. Girne Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Zeki Çöler, Girne Mahalli Barosu'nu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Girne'de trafik, kanalizasyon ve belediye hizmetleri konusunda yaşanan sorunları çözmek ve yeni bir vizyon getirmek için Girne Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu söyledi çeler yasaların hazırlanması ve tadil edilmesi için hukuksal konularda atılacak adımlarda Barolar Birliği'nin önemli olduğunu ifade ederek yasaların olmamasının veya yetersiz oluşunun arkasına saklanmamalıyız. Örneğin apartman yasası var ancak yeterli değil. Yasayı istenilen noktaya getirmek için Girne Mahalli Barosu ile işbirliği içinde bu mücadeleyi Girne'den başlatabiliriz dedi. Belediyenin, mahkemelerin fiziksel bakımı konusunda sorumluluk almamasının kabul edilemez olduğunu belirten çeler, belediye başkanının inisiyatif alması ve hizmet vermesi gerektiğini vurguladı. İlçemiz diğer gelişmelerle devam ediyor. Türk-Rum partiler toplantısına bakalım şimdi de. Zira bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partiler ara bölgede bir araya geldi. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada ise federal çözüm ve karpaz burduna değindi. Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi tarafından düzenlenen iki toplumlu diyalog faaliyetlerine katılan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partiler bugün rutin aylık toplantısını yaptı. Siyasi parti temsilcileri ara bölgede Lidra Palas Otel'de yer alan toplantıda ev sahibi Birleşik Kıbrıs Partisi'nin önerisi üzerine Kıbrıs sorunu ancak federal bir çözümle çözülebilir. Birleşik bir Kıbrıs için nasıl ortak bir mücadele verilebilir başlığı altında görüşlerini ortaya koydu. Toplantıya katılan tarafların üzerinde mutabık kaldığı metin, Slovak Büyükelçi Martin Bezak tarafından toplantı sonunda okundu. Ortak açıklamada siyasi parti başkan ve temsilcilerin müzakerelerin en erken zamanda başlaması ve Kıbrıs sorununun ancak Birleşik Federal Kıbrıs kapsamında ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak çözülebileceği üzerinde görüş birliğinde olduğu kaydedildi. Temsilcilerin ayrıca Karpaz Burnu'nun sadece çevresel ve kültürel faaliyetler için kullanılması gerektiği görüşünde olduğu ifade edildi. Bir sonraki toplantının 25 Ocak 2023'te Kıbrıs Yeşiller Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceği kaydedildi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, reklin cinsel değil, biyolojik bir konu olduğunu söyledi. CTP Kadın Örgütü Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği'nin ilk adet bilgi paketimi hazırladığını ancak bu paketin Eğitim Bakanlığı tarafından cinsel içerikli olduğu gerekçesiyle reddedildiğini savunarak bunu eleştirdi. CTP Kadın Örgüt adına yazılı açıklama yapan Başkan Doğuş Derya, kadınların ergenlik dönemlerinden 50'li yaşlara kadar periyodik olarak yaşadıkları regil dönemlerinin cinsel değil biyolojik bir süreç olduğunu söyledi. Derya bu konuda doğru bilgilerin öğrencilere ulaştırılmasının devletin görevi olduğunu da kaydetti. Sayın seyirciler biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ana haber bültenimizi burada noktalarken Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 numaralı duyurusunu ekranınıza getiriyoruz. Yarın akşam saatler 19'u gösterene dek sizlerle buluşuncaya dek hoşçakalın. Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 numaralı duyurusu. 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde 5 Taksim 1976 sayılı Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın 57. maddesinin 4. fıkrası ve anayasanın 121 maddesi kapsamındaki kamu görevlisi adaylarla, Yasanın 57. maddesinin 5. fıkrası kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüslerinde, kamu kuruluşlarında veya kooperatif kuruluşlarında çalışan adayların adaylıklarının 3 Aralık 2022 tarihinde kesinleşmesi üzerine 4 Aralık 2022 tarihinde izne çıkmaları gerekmektedir. Yasanın 57. maddesinin 4. ve 5. fıkrası kapsamındaki adaylara aynı maddenin 3. fıkrasının izinlerle ilgili hükümleri uygulanacaktır. İlgililere duyurulur. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turnuvanın ilk eşleşmeleri belli oldu. Turnuvada B grubunda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, A grubunda ise Senegal ve Hollanda üst tura yükseldi. Son 16 turu eşleşmeleri ise Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere-Senegal şeklinde gerçekleşti. Kupa B grubu 3. maçında İran'ı 1-0 mağlup eden Amerika Birleşik Devletleri puanını 5'e yükselterek grup ikincisi oldu ve adını son 16 turuna yazdırdı. Amerika Birleşik Devletleri son 16 turunda Katar'ı 2-0 mağlup ederek grubu yenilgisiz lider tamamlayan Hollanda ile eşleşti. B grubunda Galleri 3-0 mağlup eden İngiltere de son 16 turuna yükselen bir diğer ekip oldu. Grubu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere son 16 turunda Ekvador'u 2-1 yenerek grubu 2. tamamlayan Senegal ile mücadele edecek. Son 16 turu maçları 3 Aralık Cumartesi günü Hollanda Amerika Birleşik Devletleri müsabakasıyla başlayacak. Maçı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek. Katar 2022'de bugün D grubunda sırasıyla Tunus, Fransa, Avustralya, Danimarka, C grubunda ise Polonya, Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika maçları var. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Netherland arasında Kıbrıs Kupası isim sponsorlu imza töreni gerçekleşti. Sözleşme kapsamında Kıbrıs Kupası'nın adı 2022-2023 ve 2023-2024 futbol sezonlarında Netherland Kıbrıs Kupası adıyla oynanacak. Netherland her sezon için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na 1 milyon Türk lirası sponsorluk ücreti ödeyecek. Ahmet Sami Topçan toplantı salonunda gerçekleşen imza töreninde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Norderland Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt ve Kulüpler Birliği Başkanı Aytaş Vezirler yer aldı. Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki U17 Türkiye Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden sporcularımız başarılı oldu. 4 bayan 5 erkek badmintoncunun katıldığı 5 günlük milli mücadele sonunda toplam 22 galibiyet alınırken Nehir Deniz'de Salih Öztürk teklerde ana tabloya kalma başarısı gösterdi. Şift erkeklerde ise Emre Erçelik ile Hüseyin Şahali ilk kez ana tabloda yer aldı. <laughs> Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 2-4 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenleyeceği Türkiye Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda ülkeden 5 sporcu da yarışacak. Can Nazlı ve Avni Can Kurt'un antrenörlüğünü yaptığı takımda Barkan Cem Aykut, Deniz Bender, Mehmet Aras Özçevik, Platon Voksiyan ve Boran Bora yer alıyor. Kapileye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşil da eşlik ediyor. Basketbol Aktivya Yönelik adı altında oynanacak üniversiteler mücadelesinde normal sezon tek maçla başladı. Elemelerden gelen Bahçeşehir Lefkoşa Üniversitesi ile yakın üniversitesi şu sıralarda Güzel Yurt Spor Salonu'nda oynanan mücadelede karşı karşıya geliyor. Öte yandan sınavlar nedeniyle ara verilen U15 Erkekler Ligi'nde 5. hafta maçlarına iki karşılaşmayla devam edildi. Kırmızı grupta yenilgisiz lider yakın üniversitesi Soyer Spor A takımı karşısında 76-37 kazandı. İkinci sıradaki Spor ise Alsancak Belediyesi'ni 65-49 yendi. Dems U18 Handball Erkekler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Mausa Arena'da Mausa Gelişim Akademisi ile Doğu Kent takımları arasında oynanan maçta galibiyet 32-16'lık sonuçta Mausa Gelişim Akademisi'nin oldu. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren MGA'da Emre 12 golle takımının galibiyetinde rol oynadı. Müzik Tekvando Karate Judo Aikido Federasyonu hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Orhan Arıklı anısına kırış müsabakası düzenledi. Girne Avrasya Tekvando Merkezi'ndeki ana turnuvası çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Organizasyonda derece elde eden sporculara ödülleri Federasyon Başkanı Senior Grandmaster Evip Zafer Gökbilen tarafından verildi. Güreşte yılın son yıldızlar turnuvası 3 Aralık Cumartesi yapılacak. Ali Çerkez Yıldızlar Serbest Müsabakaları Lefkoşa Rıfat Şener Güreş Salonu'nda yer alacak. Tartı işlemleri saat 10'dan itibaren yapılacak turnuvada. Müsabakalar saat 11'de başlayacak. 2022 Kickboks'taki 5. Ayak Müsabakaları ve 2. Mixed Martial Arts Şampiyonası 4 Aralık 2022 Pazar günü Lefkoşa'da Necati Taşkın İlkokul Spor Salonu'nda yapılacak. Müsabakalar sonunda 2022 yılı minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde lig şampiyonları belirlenecek. Bu yıl ikincisi düzenlenen Mixed Martial Arts Şampiyonası minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde müzikli form, point fighting, kick light, MMA grappling ve MMA light disiplinlerinde gerçekleşecek. Saat 10'da başlayacak müsabakalarda 10 kulüpten sporcular yer alacak. Hasan Topaloğlu Başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tüm liglerde ayın başarılı antrenörlerini ödüllendirmeye devam ediyor. Kasım ayının ikinci dört haftalık periyodunda başarılı görülen Aksa Süper Lig'de Mahosa Türkücü, 1. Lig'de Bafürk Yurdu, Aksa A2 Süper Lig'de Mahosa Türkücü, Yonpaş Tumlu Pınar, Bedoğan Türk Birliği ve 1. Lig A2'de Yeni Erenköy takım antrenörleri ödüllerini aldı. Ligin 5. haftasında Monsa Türk gücü Çayna Pazar gençlik gücü arasında oynanan karşılaşmada centilmence davranış sergileyen antrenör Niyazi Göksun'da gecede fair play ödülünü alan isimdi. Hasan Topaloğlu Başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği bölgesel toplantıların üçüncüsünü Mesarya bölgesinde yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği bölgesel toplantıların ilkini İskele Karpaz bölgesi, ikincisini de Güzel yurt Lefke bölgesinde gerçekleştirmişti. Toplantılarda üyeleriyle tanışma, birlikte fikir alışverişinde bulunma ve ortak hareket etme adına organize edilen toplantıların üçüncüsünü Mesarya bölgesi antrenörleriyle yapan Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği bir sonraki toplantı için hazırlıklarına başladı. Müzik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve ana sponsorluğunu da Trax Trading Limited'in yaptığı 3. Alayköy Maratonu 4 Aralık 2022 Pazar günü koşulacak. 10 kilometre, 21 kilometrelik yarı maraton ve 42 kilometrelik maraton mesafelerinde yapılacak olan organizasyon Alayköy'deki Trax Trading Limited ofis binası önünde başlayacak. 10 ve 21 kilometre yarışları saat 9'da, 42 kilometre ise saat 6.45'te start alacak. NBA'de Dallas Mavericks sahasında Golden State Warriors'u 116-113 yendi. 3 maçta devam edilen ligde Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 41 sayı, 2 rebound ve 12 asiste triple-double yaptığı mücadelede Warriors'u mağlup ederek 10. galibiyetini aldı. Ligin diğer iki karşılaşmasında ise New York Knicks deplasmanda Detroit Pistons'ı 140-119 skorla geçti. Los Angeles Clippers'a Portland Trail Blazers'a konuk olduğu maçı 118-112 kazandı. güçlü markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Arkaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu.